10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 106 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 106 Yapraklar Yönerge. Metinden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir ağacın aynı dalında arkadaş olan iki yaprakta onlar. Sonbaharda kuruyup bir su birikintisine düşmüşlerdi. Birlikte su yüzeyinde durgun bir şekilde beklerken, uzaktan şarkı söyleyen bir çocuk sesi duydular. Sesinin şiddetinin artmasından kendilerine doğru yaklaştığını anlıyorlardı. Çocuk su birikintisinin kıyısına gelip parmağıyla suya birkaç kez dokunduğunda bir anda su yüzeyinde dairesel dalgalar oluşmuştu. Görsel 1. Yapraklar yukarı aşağı hareket etmeye başlamışlardı. İki arkadaş oluşan dalgaları yakından görmek istedi. Ağaç dalından düşen A yaprağı dalga üzerindeki en üst noktaya tepe, B yaprağı da en alt noktaya çukur geldi. Görsel 2. Bir süre sonra A yaprağı aşağı inip dalga çukuruna gelirken, B yaprağı da yukarı çıkarak dalga tepesine gelmişti. Dalgalar çocuktan uzaklaşarak ilerlemeye devam etmesine rağmen yapraklar uzaklaşmıyor, sadece yukarı aşağı hareket ediyorlardı. Çocuk bu olayları gözlemlerken, su birikintisinin dibine baktığında oluşan dalgaların şeklindeki aydınlık ve karanlık bölgeler de dikkatini çekmişti. Dalga tepelerinin ışığı topladığını, dalga çukurlarının ise ışığı dağıttığını biliyordu. Birinci metinden hareketle dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını nasıl açıklarsınız? Cevap, dalga üzerindeki en üst nokta dalga tepesi, en alt nokta ise dalga çukuru olarak ifade edilir. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.